şey geldi. Amerikalı ajan geldi. DEA hani FBI ajanları oluyor ya. Bu da DEA ajanı. Michael bizi gördü böyle güvertide o akşam. Böyle mi dedi şey yapacaksınız dedi. Ele geçireceksiniz gemiyi dedi. Ha dedik böyle geçireceğiz. <laughs> Falan yaptı böyle gitti. Komutanım merhabalar. Merhaba Erdicim. Nasılsınız? İyi sağ ol sen nasılsın? Teşekkür ediyorum sağ olun ben de iyiyim. Komutanım bu yorumlardan sık gelen talepler üzerine bugün 93 yılında gerçekleşen Leke S adlı hmm. operasyonu konuşacağız birlikte. Evet. Bir dosyayı daha kapatacağız diye evet. düşünüyorum. Evet, evet. Nasıl başlayalım komutanım? Leke S gemisi nedir? Hmm. Ne yapmak için oradaydı? Şimdi e, Erdi'cim biraz gündemden uzaklaşalım istedim. Zaten yorumlarda da böyle bir talep var. Her ne kadar konuşmayacağız dediysek de madem böyle bir beklenti var kitaplarda kalmasın. Biz de hayattayken işte ise kayda girsin diye böyle bir yayın yapalım istedik. 28 yıl önce, bak 28 yıl önce 1993 yılında. Bugünlerde oldu zaten bütün olay da. E, onun için geçen gün de aklıma geldi artık bunu bir söyleyelim diye. 1992 yılının Aralık ayında... Kısmet'in bir isimli bir uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir gemi Türk Deniz Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatımızın işbirliğiyle Akdeniz'de el konulmaya çalışıldı. Kısmet'in bir isimli bir tekne. 15 Aralık 1992 tarihinde TCG Yıldırım, TCG Savaştepe, TCG Akın işbirliğiyle Akdeniz'in ortasında Aralık ayında 1992 yılında el konulmaya çalışıyor. İşte dediğim gibi tarihte 15 Aralık 1992 ee, çok fazla deniz var yani denizin fazla olması, işte dalgaların çok yüksek olması, gemiye çıkılmasının pek mümkün olmaması, rüzgarın çok fazla olması sebepleriyle. Yani? Ben yokum da ama Ben o zaman şey, Sudi e, Sat Grup Komutanlığında Tim Komutanı. Kimse yani bizden herhangi bir ihtiyaç olmamış, bir, bir Sat ihtiyacı olmamış, gemi kendi imkanlarıyla yapmaya çalışıyor. Hatta işte helikopter kalkacakmış da gemiden içine keskin nişancı bir subay konacakmış falan. Yani uyduruk şeyler işte öyle bir öyle bir ihtisaslı falan gemide ne arasın yani? işte hani onların keskin nişancı dediği işte uzaktan mayın e, tespit ederlerse mayını patlatsın diye onu da artık yani her eli silah tutan asker yapabileceği bir şey zaten. Öyle bir keskin nişancılık falan yok. 15 Aralık tarihinde e, bir uyarı atışı yapıyorlar, top atışı. Ee, durdurabilmek için ve üstüne çıkacaklar ki arama yapacaklar. Tespit etmeleri lazım. Uyuşturucu mümkün değil. Olmuyor bir türlü. Çıkamıyorlar. Çıkamayınca kaptan, geminin kaptanı, kısmetin birin. o diyor bunlar gelemiyor. Tamam herhalde bir yerlerle görüştüm artık. Ne yaptıysa, nasıl bir talimat aldıysa yakalanıp da hapse gireceğine gemiyi batırdı. Gemiyi batırdı. 2200 metre derinlikte kısmetin bir battı. E üstünde tabii yani gemiciler kurtuldu da e, suç yok ortada. Yani öyle bir uyuşturucu tespit edilmediği için gitti gemi. Ve e, battı artık. Ortalarda bir yerde mi artık? Neredeyse 2200 metrede batırdılar. Başarısız bir operasyon. Tabii rezalet. Sonra o yıldırım gemisinin komutanı Murat Bilgel, e, Deniz Kurmay Albay o tarihte. Sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da yaptı kendisi. Geleceğim ona da şimdi onun özelliğine de efendime söyleyeyim. Diyor ki ya bizim satlarımız bu işi yapar. Bir tekne daha gelecek çünkü. Bir gemi daha gelecek. Onda bu sıkıntıyı yaşamayalım. Onları çağıralım. 15 Aralık'ta bu olay olmuş. Sonradan Lakiyes isminde bir gemi daha gelecek. O da uyuşturucu e, kaçakçılığı yapıyor. Aynı balonlar tarafında. Şimdi internetten de e, hemen girdiğiniz zaman zaten çıkıyor. O tarihlerde işte Türkiye'nin uyuşturucu baronları diye geçen eee Necat Daş ona ait şey gemi. Kısmetin birinin sahibi 1991 yılbaşı gecesi gazinoda öldürülen Osman Ayanoğlu'nun kızı Derya Ayanoğlu. Ayanoğlu'nun sevgilisi Necat Daş'ın babası da sokak ortasında öldürülmüş. Ayanoğlu'nun bu sefer Lakes şimdi bahsedeceğimiz gemi Derya Ayanoğlu'nun o ele geçiriyor. Daş ailesine ait toplam işte 14,5 ton deniyordu. 2800 kilo baz morfin 12 tonda esrar ele geçirilmişti. Yani daş ailesinin şey uyuşturucu. Şimdi bu e, akıllarına e, gelince sat komandoları bu işi yapar diye 25 Aralık 1992 tarihinde bizim e, SAT Grup Komutanlığı'na bir haber geldi. Tam da yılbaşına işte bir hafta kalmış ya yani, bir haftadan az kalmış. Şimdi şey diyor ki e, Gelen mesaj Marmaris'te bir görev var. Ne olduğu belli değil. Ee, i̇ki tim o zaman için 14 kişi görev malzemelerini almış olarak gelsin. Soruyorlar ediyorlar. Nedir, ne değildir? Hiçbir şey de söylemiyorlar. Ne olduğu da belli değil. O tarihte de benim sat kursundan yine e, iki subay mezun olmuştu. Kurs e, arkadaşım. Gökhan Yaşar Duran diye bir üstğmeniz o zaman işte e, bir arkadaşım var. Ona görevi verdiler. Yanına da bir tane daha subay. O subay da FETÖ'cü çıktı sonra, yıllar sonra. İkisi de yalnız tırım tırım dolanıyorlar ortada. Bir sıkıntıları var. Gökhan'ın sıkıntısı o sırada Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmeye çalışıyor. Sınavlarım varmış. Neymiş? İşte kaçırırsa görevinde ne kadar olacağı belli değil. Bir sene sınıfta kalacak. Hay Allah tüh falan diyor. Dedim gerek yok hani ben giderim. Öbür o FETÖ'cü olan oğlan da başka bir benim Beşiktaş'ta beraber oturduğum aynı ev arkadaşımdan rica etti. Hani sen gider misin diye biz. İkimiz de ne olacak? Bekarız o zaman. Yılbaşına bir program yapmamışız. Ondan sonra gideriz tabii dedik. Bize de şey olsun yani heyecan olsun. Marmaris'e gideceğiz. Yılbaşını orada geçireceğiz. Görevde diyoruz ki yani ne olacak ki işte koruma görevi falandır herhalde. Yani yılbaşında ne olur? Hiçbir bilgimiz yok. Daha önce katılmış mıydınız peki bu tür? Yok canım yani satın tarihinde yok böyle bir uyuşturucu gemisi baskını vesaire falan. Normal Amerikan deniz kuvvetlerinde vesaire de sat yapar mı böyle bir görevler? İşte yapıyorlar yani onlarda vardı da bizde ihtiyaç olmayınca insanları ikna edemiyorsun. Bu olaydan sonra zaten çıktı. Daha böyle bir gemi zapt müsaadere baskın olayları falan. Ondan sonra yok bu şey bu. Hani. E, mafya liderleri vardır evet. ya böyle. Bunu lütfen kullan hani böyle mafya mafya liderleri vardır ya kedisini böyle okşayan. <laughs> oldu? Kızım senin patilerini yerim ben senin patilerini. Oo, kızım çok neler anlatıyoruz neler bir, bir anlasan hadi azıcık aşağı git. 14 kişilikte bir liste isteniyor işte. 2 subay belli zaten. 12 subay, 12 de az subay olacak. O sırada işte yılbaşında bekar olan, ondan sonra işte kim plan yapmadıysa gençlerden Toplama bir liste öyle bir şey de değil yani hani şu tim gitsin falan da değil. Bir tek içinden rahmetli Ziya Çaydaşı diye benim canım kardeşim Allah rahmet eylesin şehit oldu. Onun bir sıkıntısı mı vardı eşim rahatsızdı hatırlamıyorum onu listeden çıkarttık 13'e düştü. Bu arada şunu da söyleyelim bir sonraki programımız ya da en çok iki program sonrasını... ...SAT komandolarının tarihindeki bütün şehitleri anmak üzere ilk şehidimizden son şehidimize kadar hepsinin en azından benim tanıdığım epey bir arkadaşım, kardeşim var benim bulunduğum dönem içerisinde. Onlarla ilgili anlatacağız, konuşacağız. Onu da şimdiden söylemiş olalım. Ziyade bunlardan bir tanesi. Çıktık yola. Liste çıktı. Bir görev emri yazacağım. Görev yazıyorum. Bilinmiyor. Yani yok. E ne alacağız yanımıza? Allah ne verdiyse neredeyse paraşüt atlayışı dahil paraşüt dahil alacağız yani böyle her şeyi silme aldık ki ne olduğunu bilmiyoruz çünkü. 27'sinde yola çıktık ama gece seyahat imkanı olmadığı için arabaların daha doğrusu kaza ihtimalini ortadan kaldırmak için gece seyahat yapılmıyor. Narlıdere'de sosyal tesislerde kaldık 27'si hmm. gecesi. Ertesi gün 28'inde yola çıktık. Öğleden sonra TCG Yıldırım'ın subay salonuna komodor var. Yani bu görevi icra ettirecek. ...gemilerin taktik komutasında olan kişi. Ona çıkacağım ama önce bir girince bir standart bir subay salonunun kapısını içeri bir açtım. Subay salonunda işte benim sınıf arkadaşlarım da var, büyükler var, küçükler var falan. Zaten biz o zaman çok şeyiz daha yeni cırnık istemen işte kaç sene olmuş mezun olalı. Be beş sene olmuş. Kapıyı açınca subay salonunun... o dediler operasyon ekibi de geldi. Dedim hayır olsun dediler ya operasyon var işte operasyona gidiyoruz da sizi bekliyorduk gelin de hadi kalkalım diye Allah Allah ne operasyonu falan di geldiler otur bir çay iç de şey yapalım anlatalım sana ne olduğunu sonra bunlar kısmetin birinin olduğunu sonra arkadan bir geminin daha geldiğini haberiniz var mıydı peki hiç haberim yok daha bak o da kısmetimden da hiç haberim yok yani kısmetimden şöyle basından haberimiz oldu tabii de yani ...detayını bilmiyoruz... ...dediler ki yani geçen sefer bu oldu... ...işi şansa bırakmamak için... ...bu sefer sizi götüreceğiz sizi bekliyorduk... ...aa öyle mi falan... ...assubaylar da asubay salonuna indiler... İşte ...kıdemliler kıdemli assubaya... ...kıdemsizler kıdemsiz assubay salonuna... ...onlara da daha girer girmez hemen... ...zaten bütün hikayeyi anlatmışlar... ...sonra dedim ben hani geldiğimi artık rapor edeyim... ...gemi komutanı nerede komodor nerede... ...dediler komutanın... E, ...kamerasında ikisi beraber orada bulursun... Çıktım işte bir üst güvertede komutanın kamerası çaldım kapıyı girdim içeri rapor ettim kendime Komutan da düzeltiyorum. Komodor 4. 4. Muhrip Flotillası Komodoru Deniz Kurmay Albay Halil Bölen. O da sonra Tuamiral oldu. Tesadüf 1996-97 yılında akademiye başlarken akademinin komutanıydı. Ben başladım o da emekliye sevk edildi ayrıldı. Geminin komutanı Deniz Kurmay Albay. Murat Bilgel, Murat Bilgel deniz kuvvetleri komutanlığı yapıp da emekli olan bir e, bahriye subayı. Özelliği e, bizim bu balyoz davası sırasında devam ederken bu fetöcü hakim savcılar bizi henüz daha hapse atmamışken bizim yaptığımız savunmalar yüzünden e, gölcükte e, bir harici hard disk e, bulunmuştu biliyorsun, zemin döşemelerinin altında. Ha, sorumlusu da ha, biraz önce gitti işte şu koltukta oturan Kemalettin Yakar. Rekor. Ha bir, bir rekor şey dava sahibi. Yani sorumlusu dedim. Onun da sorumlusu olduğu bölgenin içerisinde çıkan e, zemin döşemelerin altında çıkan FETÖcü hainlerin yerleştirdiği bir harici hard disk bulunmuştu. O dönemde kendisi Donanma Komutanıydı Murat Bilgel. Efendime söyleyeyim sabahtan daha arama yapmaya geleceğini söyleyen ve şu anda ya Almanya'da ya Hollanda'da firari olarak bulunan FETÖ'nün Zekeriya Öz'ü öne ittirdiği ama arkasındaki en sağlam yani en yüksek rütbeli adamı olan Fikret Seçen isminde. Cumhuriyet, gerçek Cumhuriyet Savcılarımızdan af diliyorum ama o zamanki ünvanıyla Cumhuriyet Savcısı olan Fikret Seçen'in Murat Bilgele sabahtan aramaya geliyorum diye söylediği Öğleden sonra aramaya geldi. Ondan sonra e, o bütün şeyi eliyle kolmuş koymuş gibi harcı hard bulduğu dönemde giderken kendisine kravat hediye eden efendim ne güzel arama yaptınız çok teşekkür ederiz. Öyle dememiştir belki ama e, o dönemki donanma komutanımız Murat Bilgen bizi çok yaralamıştı o zaman. Öyle de bir şeyi var söyleyin adını. Namı var. Kendisinin döneminde de çok fazla şu anda hepsi yakacak ya da cezaevinde olan FETÖ'cü epey bir subayı terfi ettirmiştir. Kendisi şu, anda. Kendisi şu anda, emekli. Sıfır ortada hiç gözüken birisi değil. çok üzüldüğü, rahatsız olduğu falan gibi bir takım şeyler sonra böyle çıktı ama yapacak bir şey yok. Herkes de yaptığıyla yapmadığıyla anılıyor. Neyse. Şimdi ben girdim e, içeriye. Şeyi, Halil Bölen'i yeni tanıyorum da. Dedi hayır olsun tüm komutanım niye geldin dedi. Bilmiyorum dedim komutanım. Yani bir, bir emir işte gideceksin de gitti. Ben de size dedim işte soruyorum. Halil Bölen döndü. Murat Bilge'le de dedi ki komutan sen biliyor musun niye geldi bu arkadaşlar dedi. Bilmiyorum komutanım siz biliyorsunuz herhalde benim haberim yok dedi. Ondan sonra Allah Allah ben de sen biliyorsun zannediyorum falan böyle bir böyle tiyatro yapıyorlar. Ondan, ha. Ondan sonra neyse dedi ki şey komodor e, böyle böyle bir durum var işte e, dedi bu durum içinde dedi sizi dedi tim komutanı olarak ve timinizle dedi müdahale edeceksiniz yeni bir gemi geliyor görev bu. Ondan sonra ama dedi bunu sakın personeline söylemeyeceksin. Yani ben o kameradan çıktıktan sonra inecekmişim aşağıya. Bir subay, 11 az subay e, personel var. Onlara böyle eğitim yaptıracakmışım. Malzeme hazırlatacakmışım ama diyecekmişim ki onlar bana soracaklar mesela işte komutan niye yapıyoruz biz bunu? Arkadaşlar sormayın falan herhalde yani böyle bir hani CIA mit havası falan. Hani per çalışacağım personeline söylemeyecekmişsin. Yani, onlar da şey nedir onun ismi salak çünkü zaten tövbe yarabbim. Anlaşıldı komutanım dedim. Ha bu arada da döndü dedi ki aferin dedi Murat dedi şey e, komodor. Aferin Murat dedi sana dedi e, ketumluktan dedi bir puan veriyorum ama bilgini dedi amirinle paylaşmadığın için de bir puanı geri alıyorum. Nasıl uygun görürseniz komutanı falan diyor. Ve i̇kisi de biliyor yani böyle şey oyun yapıyorlar birbirlerine. Neyse ondan sonra biz çıktım ben e, kameralarımıza yerleşeceğiz işte dediler ki işte neresiyse kameranız oraya yerleşirsiniz malzemelerinizi hazırlayın. Biz size daha detayları vereceğiz ondan sonra. Ben çıktım. Üzerimde o zaman böyle yoldan gelirken sivil mi vardı neydi kıyafette hatırlamıyorum. Hemen kamufle elbiselerimi giydim. Bütün personel dedim ki helikopter hangarında toplanın bir araya geleceğiz. Tüm işte kademeleri birinci kademe ikinci kademe e, teçhizatlarım falan o zaman yani gariban. Çelik yelek, melik yelek. Nerede yani öyle uyduruk uyduruk şeyler işte. Teçhizatlar. Helikopter platformunda toplandık. İşte akşam falan oldu akşam saatleri. E, o böyle fırkateynlerin de ya da askeri gemilerin böyle çok kendine has kokuları vardır. Yani denizaltıya girdiniz mi? O böyle bir motorin kokusu, e, siner de zaten. Ben hep ba baba kokusu diyorum ona. Bütün iş başımıza falan siner. Şeyde de öyle e, o helikopter platformunda hem böyle bir sürü e, işte şeyler çalışıyor, bir sürü tulumbalar çalışıyor, onlar bunlar böyle tatlı bir gürültü var. Bir yandan işte geminin kendi kokusu var, bir de helikopter orada olduğu için helikopterin yakıt kokusu falan. acayip böyle bir tam işte operatif bir atmosfer. Ondan sonra herkesi böyle aldım karşıma dedim ki arkadaşlar hani sattım da dedim dedim tarihinde yer edecek bundan sonra dedim hep hatırlanacak dedim bir görev verildi ve dedim hani bu görevi bana tembihlediler ama mümkün değil ben dedim yoksa sizi inandıramam yani ve dedim hani benim yapacağım şey değil aramızda kalacak ama görev dedim böyle böyle hepinizi şimdiden tebrik ederim inşallah alnımızın dedim akıyla bu görevden çıkacağız onlar da dediler ki Vallahi iyi ki söyledin yoksa gönül koyardık çünkü zaten biz hani As subay Salonu'na indik zaten söylediler yani gemide bütün personel biliyor. Neyse ben de şeyi de satmadım yani subay salonundaki muhabbeti ya siz bana söylüyorsunuz birbirinize söylememişsiniz ama salonda konuşuluyor falan demedim. Ondan sonra biz bu 28'inde artık 28'i akşamı şey nedir onun ismi ee, bu bu iş artık bize verildi. İşte hangi malzeme nereye konacaksa onları kaldırdık kameralarımıza yerleştik. Arada var işte demek 29-30-31 yılbaşı olacak. Bize de yaklaşık işte Ocak ayının ilk haftası falan çıkarsınız buradan diyorlar. Bir hazırlık yapmamız lazım. Biz daha önce böyle bir gemi zapt müsaadere eğitimi almış değiliz. Öyle bir göreve hiç gitmiş değiliz. Ama daha önce yaptığımız birçok görevden oraya uyduracağız, adapte edeceğiz. Tabii birçok bilgi lazım bize şimdi. Bu gemi kaç metredir, ondan sonra nasıl çıkacağız, işte nasıl intikal edeceğiz, geminin üstünde kaç kişi var, işte onlar bize direnç gösterecek mi, silahları var mı? Bir sürü istihbarat yani çok fazla ihtiyaç var. Zaten söylediler de dediler ki hani siz geldiniz. Bir de e, İstanbul Emniyeti Narkotik Şube'den ve Terörle Mücadele Şube'den gelecek emniyetten arkadaşlarımız da var. Onlar da gelsin. Onlarla da tanışacaksınız falan. Ya o gün içinde ya ertesi gün zaten. Onlar da geldi. Mestan Şener. Allah selamet versin. Çok pırıl pırıl bir insan. Onun yanında çok bizim hani hep dostluğumuzun yıllarca devam ettiği uyuşturucu, işte narkotik şubeden dostlarımız, terörle mücadele eden arkadaşlarımız hepsiyle kucaklaştık, ettik dedik işte beraber inşallah hep beraber göreve gideceğiz. Olay bu şekliyle bir ön bir hazırlığa başladı. Sonra yavaş yavaş biz eğitimlere de başladık hakikaten yani şey e, yani hemen bir iki gün içerisinde işte planımızı yaptık, bilgileri toplamaya çalıştık, geminin içerisinde hareket etmek, ondan sonra koordineli atış düzeni içerisinde olmak bunların hepsi e, bir hazırlık gerekiyor. Ona hazırlanırken tamam belli ki biz ilk hafta şey yapacağız e, nedir onun ismi gideceğiz. Yılbaşı geldi. Yılbaşı için de Tabii moralde yüksek tutacağız. Biz civa gibi insanları zaten o zaman. Ben işte kaç yaşındayım ya? 48, 26, 27 yaşında böyle gencecik bir delikanlıyım yani. Benim diğer asubay arkadaşlardan da en fazlası olsun 30 yaşında. herkes civa gibi. Daha genç arkadaşlar var. Dedik ki bir otelde yer ayırtalım. Hep beraber yemek yiyelim. Yılbaşı yemeğini. Öyle ayrı gayrı olmaz yani. Tamam mı? Tamam. 13 kişiyiz. Martı Otel o zaman çok revaçta şeydi. Ee, hatta bak çok ilginçtir. 1993 yılına girdiğimiz... E, ...yılbaşında Martı Otel'de bizim yan masamızda... ...yılbaşına kimle girdik? Cem Uzan'la girdik yan masada. Ama biz masada 13 kişi değiliz. 13 kişi gitmemize rağmen 11 kişiyiz. Sebep? iki asubay arkadaşımız... E, ...biz dediler yemeğe katılmak istemiyoruz. Şimdi ben de tabii saf böyle iyi niyetle diyorum ki... hani ...ya olur mu öyle şey hani bir maddi sıkıntılarım var acaba hani hissettirmeden hani ben dedim gerekirse hallederim onu sıkıntı dert etmesinler. Kıdemli Asubay gitti geldi dedi ki yok parayla ilgili bir şey değilmiş. Peki neymiş? Dini inançları gereği yılbaşı kutlamıyorlarmış. O zaman bu arkadaşlar henüz Fethullah Gülen'den talimat gelmediği için kendilerini gizlemeyi becermiyorlardı ya da becerme ihtiyacı hissetmiyorlardı. Takıyı yoktu o zaman. 1900, bak 93'e bağlayan yılbaşı gecesinden bahsediyorum. İki kişi şunu söyleyebiliyordu bak delikanlı olarak. Gerçekten dini inancıyla ilgili inanç, inançla ilgili olsa başımla beraber sonra ne olduğunu söyleyeceğim o insanlara. Biz dediler yılbaşı kutlamayı reddediyoruz. Pek yok yani çaresi yok. Bu arkadaşlardan biri birkaç sene içerisinde o olaydan yani bir ya da iki sene içerisinde sonra e, hakkında toplanan emniyetten gelen istihbarat raporları doğrultusunda orduyla ilişiği kesildi silahlı kuvvetlerle. Giderken silahlı kuvvetlerle ilişiği kesilirken koridorlarda şöyle bağırıyordu. Adnan Menderes'i asan da bu subaylar benim bu ordudan atsalar çok mu diye. Ve atıldı ordudan. Ve biraz as subay son fotoğrafını gördüğüm fotoğrafı söyleyeyim sana. İç çamaşırıyla donuyla Akıncı üstünde duvar dibinde fotoğrafı vardı. FETÖ'cüymüş. Neyse biz yılbaşını böyle geçirdik. Ondan sonra gece gündüz böyle sürekli eğitim yapıyoruz. Sürekli kendimizi böyle hazır tutmaya çalışıyoruz falan. 6 Ocak'ta olacakmış diye. 6 Ocak 1993 tarihinde gemi... Süveyş Kanalı'ndan çıkıp Marmaris tarafına doğru gelecekmiş genel rotası diye bir istihbarat gelmişti. Bu arada Amerikalılarla çok Amerika'nın DEA yani Drug Enforcement Administration diye uyuşturucuyla mücadele birim var. FBI'ın uyuşturucu olanı. Ondan sonra orası falan böyle bayağı bir organizasyon var. Gemiyi Afganistan'da yüklemişler. Personelinin tamamı 8 personel Türk. Bandıra Panama bandırası. Çünkü Panama bandırası bir takım kolaylıklar sağladığı için bandırasını Panama bandırası yapmışlar. Peki komutanın ne işi var? O DIA miydi? DIA. <laughs> DIA ne işi vardı onun? Neden öyle biri başımızda duruyor? Başımızda durmuyor. <laughs> Operasyonu ortak yürütüyor Türkiye ile istihbarat tamam. paylaşıyor. Tamam. Yoksa Türk Türk unsurları yaptı şeyi. Haberlerde o şekilde anlatılıyor. Yok yok yok. Değil 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 değil. Şimdi Amerika tabi e, e, yani uyuşturucu sevkiyatının işte Avrupa'ya Türkiye üzerinden yayılımını önlemek için çok da büyük böyle bir e, rakam ortaya çıktığı için 14.5 ton gibi o istihbaratı Türk unsurlarla ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile paylaştığı için. Biz o şekilde dahil olduk. Yoksa bizim üstümüzde bir merci falan değillerdi. E, kimi ikiye böldük. Yani 13 kişiyi ikiye böldük. E, ben 7 kişi TCG Yıldırım'da kaldım. 6 kişi TCG Zafer'e geçti. Zafer Muhribi'ne. Çünkü e, hani birinde bir aksilik olur e, öteki müdahale eder. Ötekinde bir aksilik olur biri müdahale eder. Bunlar e, geliyorlar Süveyş kanalından çıkacaklar. Biz de altısında orada olacağız. Üçünde çıktık. Ee, yaklaşık işte Aksaz'dan 400 mil civarı e, şey Süveyş Kanalının çıkışı. Biz 6 Ocak günü e, şeye vardık. Süveyş Kanalının çıkışına vardık. İki gemi, TCG Zafer, TCG Yıldırım. ikisinde de birer tim var e, ve artık e, operasyon başlayacak. Biz e, seyre çıktıktan sonra 3 Ocak'tan itibaren 4 Ocak'ta Amerikan Amerikalıların yani Amerikan Deniz Kuvvetlerine ait U.S.S. Kappadona e, bize şey yapacak, eşlik edecek, daha doğrusu istihbarat temin edecek P3 karakol uçağı var, deniz karakol uçağı o e, bir takım istihbaratlarda bulunacak. Bir de göz isti yani humint dedikleri human human intelligence yani insan istihbaratı için bir tane birini orada herhalde yani fiziken Süveyş Kanalı'nın orada oturtmuşlar. Geçiş sırasında a şu gemi, şu gemi, şu gemi diye böyle sayıyor. Neyse biz yolda da işte seyir sırasında botlarımızı denize nasıl indireceğiz, tekrar alacağız. E hepsini hepsinin eğitimini yaptık. Hepsinin tatbikatını yaptık. Çünkü hani askeri tatbikatlar evet bir planlama yaparsınız ama en olmadık bir yerde bir anda bir tane vida bir yerden bir kopar çıkar bir alternatif üretmeniz lazım. Durmaz yani o planın orada durması söz konusu değil. Ama ne kadar çok eğitim yaparsanız o kadar da çok hazırlıklı olursunuz. Biz de bütün e, o süreç içerisinde efendim ne işte imkanımız varsa o imkanlarla e, olabilecek bütün aksaklıkları en aza indirecek şekilde eğitimlerimizi yapa yapa e, 6 Ocak'ta akşam saatlerinde Süveyş kanalının e, açıklarında yani Mısır Kara sularında değil ama uluslararası sularda beklemeye başladık. O gece bayağı böyle bir e, hakikaten ilginç bir geceydi. Hemen işte personel savaş yerlerine alındı bir saatten sonra. Çıkış başlayacak ve sürekli istihbarat geliyor. İşte geminiz 14. gemi falan gibi bir şey söylendi ilk başta. Ha bu arada şimdi azıcık bir, bir gelen birileri daha var onu söyleyeyim. D.A.'in gemideki irtibat subayı bir Amerikalı var. D.A. ajanı. D.A. Drug Enforcement Administration yani Amerika Birleşik Devletleri'nin FBI'ın uyuşturucu ile olan birimi. Orada bir tane şey geldi Amerikalı ajan geldi D.A. Hani FBI ajanları oluyor ya bu da D.A. ajanı. Gözlüğü var mıydı? Gözlüğü geç ya adam var ya şey 1970'lerin 80'lerin böyle tipi. Tam böyle bir uyuşturucu kaçakçısı tipli kumaş pantolon. Aha, buraya kadar gömleğinin düğmesi açık. Gömleğinin böyle geniş yakası ceketinin üstünde kıvır kıvır afro saçları var. Burasında böyle bu kadar baklılı bir tane şeyi var. Söyle adını. E, zinciri var. Küçük parmağında yüzük. Künye tamam mı? Elleri cebinde. Hani sokak şey. Michael Spaus Pasaro. Bak adamın isminde söyleyeyim. Ünlü müdür? Ünlü müdür? Michael Spas, Spasaro diye girin şeye. Şu anda ne bulacaksınız biliyor musunuz? Yıllar sonra balkonunda uyuşturucu yetiştirirken yakalandığı için hapiste şu anda kendisi. <laughs> <laughs> Michael'ın da e, şey e, söyle adına Ümit diye bir e, şey var, tercümanı var. O da böyle inceden çok sana benziyordu böyle şey. İnceden böyle şirin bir çocuk. Hatta yıllar yıllar sonra Ümit'in oğluydu galiba. Oğlu mu kızı mı? Kızı şeyden buldu beni sosyal medyadan. Dedi siz hep anlatıyorsunuz işte orada giden tercüman dedi benim babam dedi Ümit. Evet. Soyadını hatırlamıyorum. Ümit diye bir çocuk. Biz şimdi seyre çıktık bizim kıyafeti şey falan görüyor yani kıyafet dediğin üstümüzde başımızda Vietnam Savaşı'ndan orada böyle Vietnam Savaşı filmlerinde görürsünüz. Uyduruktan e, kurşun geçirmez yelek de değil biraz şarapnel etkisini azaltsın diye böyle bir şeyler vardır. Koruyucu yelekler var. Onlardan var, MP5 e, tabancamız var, ondan sonra onun şarjörleri için şey bulamamışız, söyle adını, cebimize falan yan ceplere doldurmuşuz. Hatta daha da lazım ederse diye kutular falan böyle şey cebimizde. Bir tane kolt tabancamız var, M1911, 11-43 mm atıyor. Subay tabancası denilen mi? Yok, bu bizim subay tabancası değil, şeyde, birliğin envanterinde 11-43 mm atar. Şarjörü 7 tane mermi alıyor ama 11.43'te vurdum adamı. Zaten bir daha şansın yok yani neresinden vursa götürür adamı. Çok, çok basit böyle şey. Anla. bir bıçağımız var mıydı, yok muydu? Bıçak da vardı o zaman geldiydi galiba bir. Mak 3 bıçaklar gelmişti. Michael bizi gördü böyle güvertede o akşam. Böyle elleri de cebinde hani para şıkırdatan tipler olur ya böyle. Bir yandan para şıkırdatıyor. Böyle mi dedi şey yapacaksınız dedi. Ele geçireceksiniz gemiyi dedi. Ha dedik böyle geçireceğiz. Falan yaptı böyle gitti yani o tarihlerde de tabii Amerika'nın hani yani şeyi bütün söyle adını teçhizatı falan hakikaten iyi durumda yani bizde kimseyi razı edemezsin yarın öbür gün bir gemi baskını olacak da onun için şu lazım falan desene falan derler geçiştirirler biz de böyle bani bozulduk ama dedik Allah Allah böyle tavır yapıyor da biz aslanlar gibi yüreğimiz var çıkacağız edeceğiz yani biz planımızı yapmışız hey hadi bakalım falan dedi gitti o köprü üstüne oradan radar savaş harekat merkezinde köprü üstte de değil de savaş harekat merkezinde radarların üst önünde falan böyle sürekli takip yapılıyor yani. o mu geldi bu mu gitti falan diye ya biz böyle artık tam teçhizat hani hadi 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 diye böyle bekliyoruz ama gemi yok ortada çıkmıyor bir türlü ben böyle helikopter platformunda falan bunun ne olacağı belli değil diye böyle sürekli Savaş hareket Merkezi'ne gitsen ne olacak? Orada ekrana baksan zaten çıktığı zaman çıktı diyecekler sana. Böyle diyorum olabildiğince dinlenin neyle karşılaşacağımız belli değil. Şey yapın, oturun yani çünkü hazır gitmek de önemli. Biz böyle sakin kendi halimizde bekliyoruz. Plan da şu: biz çıkacağız şeyi gemiyi ele geçireceğiz. Ondan sonra emniyet teşkilatından polis arkadaşlarımız gelecek. Ondan sonra işte gelişen duruma göre hep beraber tekneyi alacağız gemiyi Türkiye'ye getireceğiz. Bekle Allah, bekle, bekle Allah, bekle. Gemiler çıkmaya başladı ama yani şeye bakıyorsun böyle sahile e, iyice de yaklaştık tabi e, Süveyş Kanalının çıkışına. Bir dünya şey ışık o ışıkların içerisinde nerede sen kime gözle tespit etmek mümkün değil. Uçak uçuyor, USS Kapadona'dan şey geliyor, istihbarat geliyor falan. Ondan sonra, sonra... Gece, mi? gece Gece, gece, yarısını geçtik artık yani. Altısı yedisine döndü. Gece yarısını geçti. Ve böyle acayip bir şey söyle adını. Süreç, yani saatlerdir bekliyoruz. Kaç saat oldu? Üç saat mi, dört saat mi? Biz böyle bekliyoruz. Sonra... Ee, şu gemim bu gemim mi diye bu sefer şeye başladık yaklaşmaya. Çıkan gemilere yaklaşmaya başladık. Çünkü bir yerden sonra kum gibi böyle radar ekranında görmen mümkün değil. Saçılıyor. Şu olabilir, şu olabilir diye. TCG Zafer bir yerde gidiyor, bir gemiye bakıyor. Hayır bu değilmiş diyor. E, yıldırım gidiyor fırkateyni bakıyor. Hayır bu değilmiş diyor. Oymuş, buymuş, değilmiş derken. E, şimdi gidince de bir bakıyorlar ışıldak falan filan böyle... E, gizlilik de ortadan kalkacak. Yani sürpriz kalkacak ortadan. Çünkü bir an önce ele geçirmen lazım. En sonunda bir tane dediler ki... Aha bu gemi. Kesin mi? Kesin. Bu sefer kesin. 3-4 gemi şey yapıldı. O sırada e eğer tekrar anlarda gemi... Uluslararası sulardan Mısır karasularına geçerse diye... bir an önce elin çabuk tutulması lazım. Biz de normal hep iki... Ee, time göre yapmıştık planı ama hani tek timle de yapabilecek şekilde planımız var. Zafer'i de TCG Zafer'i ta bilmem kaç bile ötede bir tane gemiye yolladılar. O gemi Zafer gelecek, o tim bize katılacak biz beraber çıkacağız falan. Zaten Murat Bilgel de şeyin söyle adını telaşeli adamın tillahı bir an önce yapılsın diye hemen dedi çıkabilir misiniz? Çıkarız dedi. Komutanım bir şey değil yani biz tek şeye göre de ayarladık kendimizi bota göre ha kısmet biz uzağa giderdik zafer olurdu zafer yapardı eyvallah o da olur yani dediler ki tamam artık bu kesinlikle ee, Laches e, tecize zaferde yetişemiyor baya böyle bir yarım saat falan gibi bir mesafe var e, iki gemi arasında şey yapın siz çıkın İndirdik. ondan sonra botun kullanıcısı rahmetli Ahmet Selçuk onu sonraki yayınımızda söyleyeceğiz. Kardak sonrası, Kardak krizi sonrası, Aksaz'da eğitimler sırasında düşen helikopterimizde şehit olan e, silah arkadaşlarımızdan biri, biri, beş silah arkadaşımızdan biri. Bir de bizim bu botta, gene aynı botta Aykut Tetik diye rahmetli, o da e, ikisi de yan yana şehit oldular o helikopterin içerisinde bu görevde de beraberdiler. E, başka şu, şu anda isimlerini yani kitaplarda da çok geçirmiyorum. Çok önemli değil artık biz bilmiyoruz da belki onlar rahatsız olur diye söylemiyorum. Toplam biz 7 kişilik grubuz. İndik. Gece görüş dürbünlerimiz var ama gemilerin ışıkları olduğu için baktığın zaman tamamen parlıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Hiç ışık olmaması lazım gece görüş. Kıçında yer aldı. Tecege Yıldırım, Lakiyes'in kıç tarafında. Bütün seyir fenerlerini her şeyi tam böyle kararttı. Tam karartma. Hiçbir şey gözükmüyor. Ondan sonra önümüzde tar 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 bir tane giden gemi var. İndirdik botu. Biz de bindik içine. Başladık ilerlemeye. Yavaş yavaş yaklaştıkça artık gemi belirgin bir şekilde bizim o bütün böyle çalıştığımız silüetindeki görüntüsü çıkmaya başladı. Biz yaklaştıkça dedim inşallah doğrudur da yani yanlış gemiye çıkmayız. Kıçında gözüktü dikes Panama Panama bandırası da e, sallanıyor ama yanında bir tane atletli, beyaz atletli biri sigara içiyor. Biz yaklaştıkça gördü, tık attı sigarayı içeri girdi. Dedim ki yani bu uyarana kadar biz bu işi hallettik, hallettik, halledemedik. Allah göstermesin neyle karşılaşacağımız belli değil. Silahlarda zaten namluda bütün mermiler her şey sürülü vaziyette. Hazır hazırız. İskele tarafından Yasladık e, botumuzu çıktık ve herkesin belli bir e, çıktığı e, ya yani gideceği görev var öyle yapmışız planı. Ondan sonra döndük arkaya birkaç basamak e, iskele var e, köprü üstüne doğru çıkıyor zaten yaşam yerleri de e, baş tarafta herhangi bir şey yok kıçta bütün hadise. Ondan sonra çıktık iskeleden bir tane şeyi açacağım kaportayı. Ondan sonra sola dönüyorum. Köprü üstüne çıkıyorum. Diğer arkadaşlar aşağı iniyor. Yaşam yerlerine giriyorlar. O kadar azız ki her yerde kapsamaya çalışıyoruz. Ben köprü üstünde tek çıkmak durumunda kaldım. Köprü üstünde çıktım tek başıma. Ondan sonra işte o zamanki bizim bilmiyorum yani eğitimlerden midir ya da işte bu tür şeylere hazırlıklı olmayışımızdan mı hayatta ilk defa başımıza geliyor o mudur? Yani biriyle karşılaşıyorsun. Biraz sonra sana ateş edebilir. Ondan sonra sen onu öldürmek durumunda kalabilirsin. Bilmiyorsun çünkü senaryoyu. Bir çıktım. Böyle tam e, ön tarafta geminin pruvasına yani başına doğru bakan bir tane kaptan böyle gocuğunu geçirmiş, koymuş. Bir tane taburede oturuyor. Onun hemen arkasında da bir tane serdemen, kocaman bir tane dümeni var. Tahta böyle vardır yani şey filmlerdeki aynı onun gibi. Ondan sonra Girdim ve ondan sonra o sırada da şey yanımıza gelmişti zaten. Tam bizim bordamıza gelmişti TCG Yıldırım. TCG Yıldırım e, anons etmeye başladı. Yani gemiye diyor ki Türkiye Cumhuriyeti tarafından geminize el konuyor. E, ondan sonra geminizi işte şu anda e, teslim alıyoruz. O bütün hukuki metni okuyor. Bana da bir tane bir metin verdiler. Ondan sonra onu okuyacağım ama ...çıkar çıkmaz gördüğüm manzara... ...zaten hakikaten hiç haberleri yokmuş. Bir anda şöyle sağ kolu duruyor... ...şöyle bir döndü geminin. Tam böyle hani las kaptanlar vardır ya böyle... ...tipik böyle bir şey. Şöyle bir döndü, böyle bir şaşırdı. Ondan sonra... E, ...serdümen bir anda şaşırdı. Bir baktım şurada harita kamerası var. Yani harita kamerasıymış orası. Oluyor böyle şey arkada bütün böyle... işte ...telsizin vesaire ne oldu ama... Öyle bir karanlık var ki. Yani ben de önce aydınlıktan karanlık karanlık aydınlık gözüm alışana kadar bir anda sanki orada böyle bir kameraymış da orada biri yatıyormuş gibi. Benim yani böyle bir manzara yani o, taktik olarak mümkün değil yani. O, o gün için öyle bir elimde mp5 doğrultmuşum adama öbür elimde koltu çektim boşa tutuyorum. Yani bir şey çıksa dağın dağın vuracağım yani hepsini. Bir, emniyetler falan açılmış döndüm. Dedim ki şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından geminize el koyuyorum. İşte e, kendimi tanıttım. Açtım şeyi, çıkardım ondan sonra metni. E, adam kılını bile kıpırdatmadı yani. O böyle bir, bir şey beklemiş herhalde. Şeyi de Serdemene de dedim ki ellerin dedim görebilecek şekilde avuçlarının içini göreceğim. Sakın dedim dümenin üstünden kaldırma. Dümenin üstüne koydu ellerini böyle. Böyle kullanıyor. O sırada yani bu, bu, bu anlatmam bu kadar sürdü. O sırada aşağıdan sesler geliyor. Bizimkiler kameralara inmişler. Bir tane o işte sigarasını atan yağcı silici diye bir kadro vardır şeyde makina dairesinde bütün seyir boyunca yani nöbet e, için duran o gemiciymiş makinacı. Ondan sonra bir o ayakta. Onun dışında hiç kimse ayakta değil yani üç kişi ayakta, beş kişi yatıyor. Bu 5 kişiyi de bizimkiler hemen kelepçelemişler. Tüm bunlar ne kadar doluyor? Ne kadar süre içerisinde? <laughs> o o suyu attınız, çıktınız. Onu söyleyeceğim işte. Bizim gemiye adımımızı attığımızla benim köprü üstüne çıkıp bunu söylemem. O iki kişiyi e, etkisiz hale getirme ya da yani e, ne diyeyim e, o iki kişiyle muhataplığım aşağıda 5 kişinin kontrol altına alınması gemicinin kontrol altına alınması e, bunların tamamı 30 saniye sürdü. <laughs> 30 saniye. 30 saniye kayıtlarda var. 30 saniye. Sabaha karşı 7 Ocak 1993 07 03 12 düzeltiyorum. 7 Ocak 03 12'de yani 3 12'de kronometreye bastılar. 3 13 olamadan yarım dakika sonra bitti yani. Hemen telsizden dedik ki şu anda işte laki gemisi ele geçirilmiştir. Komuta bizde. Ve bu savaş hareket merkezinde bangır bangır duyuluyor. Bizim herkes dönmüş. Michael'a dönüp bakmışlar böyle şeye. <laughs> Michael Spouse pasaportu. Hani Michael yani sen bizim çocuklara böyle bok attın hani böyle kıyafet falan. Artık ne şey yaptıysa söyle. Hani şey de yapmış olabilirler yani Michael'a. <laughs> hani ben hareketi buraya bırakıyorum. İsteyen istediğini alsın Gerisini diye. Siz Gerisini siz tamamlayın. Biz abicim çıktık. Olay yarım saniye. Yarım dakika. Yarım dakika. Olayın bu kısmı. Ee, bu kısmı ama bundan sonrası var esas şimdi İşin macera kısmı devam ediyor kısmetin bir de yaşananlar yaşanmasın diye biz şimdi sağ salim getireceğiz bu birinci kısmı bitti ondan sonra e, 25 dakika içerisinde ...TCG zafer ulaştı bize bu arada bu arada hava şartları Akdeniz'de o tarihlerde fırtına kış şartları çok yüksek e, dalgalar var. Yani dalga yüksekliği çok fazla yazın, falan. Günlük güneşlik günde operasyon denk gelmiyor. Yok 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 bir türlü denk gelmiyor. Gelmedi tövbe yarabbim. <laughs> Ama bak Allah Türk'ün yardımcısı. Hani bu da hadi geyik olsun. Yeminle söylüyorum bizim bu şey içerisinde süreç içerisinde. Ya demek ki biz 3.12'de çıktık. 3 ile 4 arası bir saat içerisinde Hava bir sakinledi. Böyle şey gibi, kağıt gibi neredeyse. Yani bu kadar değil ama o böyle devasa dalgalar falan bir anda kesildi bir saatliğine. O arada biz bu işi bitirdik. Ee, emniyet teşkilatından e, arkadaşlarımız e, uyuşturucu narkotik şubeyle terörle mücadele şubeden 6 kişi onlar geldi. 3 3 2 2 parti halinde. ...geminin makine as subayları geldi... ile ilgili herhangi bir ihtiyaç olursa diye... ...yara savunma, yangın vesaire için... ...Tecegah Yıldırım'dan iki arkadaşımız geldi... ...ondan sonra... E, ...bizim zaferdeki bütün timimiz... ...altı kişi geldi... ...biz böyle yarım saat içerisinde... ...bir anda düğün yeri gibi... ...ortalık böyle ana baba günü... ...acayip do doluyuz gemide... ...ama yani o kadar insana... ...orada ihtiyaç yok... ...bir de o kadar mesafeyi yaklaşık 400 mili... Şeye gideceğiz. Marmaris'e gideceğiz. E, polisi var, biz varız. Tim bütünlüğünü de böl bölmeyin istedim. Çünkü baktım Zafer'den gelen 6 kişiye onların içerisinde de yani bizim timden iki arkadaşımız Aykut Tetikle rahmetli Ahmet Selçuk onlar ikisi şehit oldu. Öbür timden de Hayati diye bir kardeşimiz vardı. Onu da o programda gene bahsedeceğiz. Birkaç sene sonra bir paraşüt atlayışına gittiklerinde İzmir'e 23 Nisan tarihinde izin gününde arkasından böbreğinden şişlendi ve öyle sokak kavgasında hayatını kaybetti hayatı zekişen kom... değil zekişen değil zekişen değil bu hayatı hayatı ak büyük komutanım dilerseniz burada yerde keselim programı iki bölüm yapalım izleyenler zün zul olmasın ikinci bölümde neler anlar dediğin gibi programı ikiye bölelim birinci bölüm dediğim gibi e, saat 4'e doğru bütün e, herkes nereye gidecekse gemisine döndü. Ve ondan sonra bir fırtına başladı. Erdi ya inanamazsın bir hafta bir hafta yani öyle deniz görmedim ben yani. Ama bir saat bir saat bir mola verdi. O molada da bütün bu işler oldu. Onun için e, kardakta da öyleydi. <laughs> Laki bu artık... E, Allah'ın bir lütfu mu diyeyim yani? Allah'ın bir lütfu var ya işte o bazen bize de denk geliyor Erdi'cim. Görüşmek üzere ikinci bölümde.